Merhabalar arkadaşlar, denge kampına devam ediyoruz. Üçüncü ve son günde sırada dengelerden çözünürlük dengesi var. Çözünürlükle çözünürlük çarpımı arasındaki ilişkiyle başlıyoruz arkadaşlar günün ilk videosuna. Evet, ilk sorumu söyle diyor ki sulu çözelsinde x artı 2 ve y eksi 3 yönleri bulunduran bir tuzun çözünürlük denge bağıntısı aşağıdakinin hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu önce size tavsiyem bu tuzu oluşturun çaprazlamayla. Çaprazlamayla y'nin yükü x'in altına, x'in yükü de y'nin altına gelecek şekilde, yani x3 y2. Daha sonra bunu iyonlaştırıyorum. Bakın zaten belli iyonlar x artı 2 nedir? Y de eksi 3. Altına yazdığımız sayılarda indis olarak gelen sayılarda katsayı olacak. 3 bunda katsayısı 2 olacak. Bu şekilde denge bağıntısı yazacağız. Giren madde biliyorsunuz çözünürlük dengesine daima katılır. Çünkü bu denge neyi inceliyor? Suda çok az çözünen tuzları inceliyor arkadaşlar. Suda şeklinde yazıyoruz. Denge bağıntısı değişmiyor. Ürünler böyle girenler hala arkadaşlar. Ama ürünlerdeki maddeleri alıyoruz. Giren maddeyi almıyoruz katı olduğu için. O yüzden ne oluyor? X artı 2 iyonları derişiminin kübü. X artı 2 iyonları derişiminin kübü. Çarpı Y eksi 3 iyonları derişiminin karesi oluyor. KÇÇ bağıntımız. Bu da arkadaşlar nedir? C şıkkında bizleri bekliyor. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Çözünürlük çarpımı bağıntısını vermiş kimyasal formülü soruyor arkadaşlar. Bakın katsayı üst olarak geldiği için doğal olarak x artı 3 yönden bir tane var. Y eksi yönden da 3 tane var. Bu tuzumuz x y 3 şeklinde bir tuz. Bakın hemen göstereyim size nasıl olduğunu. X y 3 şeklinde bir tuz. Suda çözündüğü zaman x artı 3 artı 3 tane y eksi 1 şeklinde iyonlaşıyor. Ve bu da denge bağıntısı olarak karşımıza KÇÇ bağıntısı olarak x artı 3 iyonların derişimi çarpı y eksi iyonların derişiminin kübü şeklinde yazmamızı sağlıyor arkadaşlar. Cevabımız B. Evet, kolay sorularla başladık. Önce KÇÇ nasıl yazılır onun gösterimi arkadaşlar. Hemen benzer bir soru daha. Yukarıda verilen tuzların hangilerinin çözünürlük çarpım bağıntısı doğru olarak verilmiştir diyor. Civa 2 krom madde ve bunu yazmamız lazım. Civanın değişken değerlikli bir elementimiz, metalimiz. 2 değerli olmuş. Civa artı 2 yüklü. Kromatsa CrO4 eksi 2. Çaprazlarsanız Hg CrO4. Yani bir tane civa artı iki yonuyla bir tane kromatın çarpımı şeklinde olacak. Evet, doğru yazmış. Baryum arkadaşlar 2A grubu toprak alkali metalimiz. Sülfatta SO4 eksi 2 çaprazlarsak baryum sülfat tuzu olur. Bir tane baryum artı iki yonuyla bir tane sülfat eksi iki yonun çarpımı şeklinde olması lazım derişimlerinin. Evet, bunu da doğru yazmış arkadaşlar. Magnezyum yine 2A grubu toprak alkali metalimiz. Hidroksit OH eksi 1 çaprazlarsak formülümüz Mg OH2. Magnezyum artı iki yonları derişimi çarpı OH yonları derişiminin karesi. Neden karesi? Çünkü suya iki tane OH verecek. Evet, bu da doğru yazılmış arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. 3 öncülde de cevap E şıkkı 1, 2 ve 3 diyoruz. Dördüncü sorumuz gelsin. Çözünürlük çarpımı 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 19 olan krom 3 hidroksit tuzunun çözünürlüğü kaç mı? Evet. Şimdi çözünürlükle KÇÇ arasındaki ilişki arkadaşlar. Krom 3 hidroksitin iyonlaşma denklemini yazmamız lazım. Suda az çözünen bir tuz. Denge şeklini yazdım. Krom artı 3 artı 3 tane OH eksi. Bakın şimdi çözünürlüğüne ne diyelim? Mesela A diyelim. A molar. O zaman krom artı 3 o da A molar. OH 3 A molar olacak. KÇÇ. Krom artı 3 iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişiminin kübü arkadaşlar. Yani A çarpı 3 A'nın kübü. Ne yapıyor burası? 27 A üzeri 4 yapıyor. Ne işliyorum? Şöyle düzenleyelim bunu da. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 19'u 27 çarpı 10 üzeri eksi 20 olarak düzenledim. Şu 27'ler birbirini götürsün arkadaşlar. A eşittir 10 üzeri eksi 5 çıkıyor çözünürlüğümüz. Çözünürlüğü soruyordu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı gördüğünüz gibi. Beşinci sorumuzla devam edelim. Çözünürlük çarpımı KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olan gümüş karbonat tuzunun doygun çözeltisinde gümüş artı iyonların derişimi. Evet, yani burada aslında çözünürlükle KÇÇ arasındaki ilişki en önemli şey arkadaşlar. Tuzun iyonlaşma denklemini yazabilmek. O yüzden kökleri bilmemiz lazım. Özellikle karbonatın eksi 2 yüklü bir kök olduğunu. Gümüş artı 1 burada arkadaşlar. Gümüş artı 1 iki tane var bakın. Artı bir tane karbonat kökü. Bu denklemi yazabilmek önemli. Çözünürlüğe A molar dedim. A molar. 2 A molar, A molar. Yani KÇÇ nedir? AG artı 1 iyonların derişim karesi. Yani 2 A'nın karesi çarpı A. Katsayılar üst olarak geliyor. Unutmayın. Buradan 4 A küp olacak. 4 A küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan. Şöyle götürdüm bunları. A eşittir arkadaşlar. 10 üzeri
eksi 3 çıktı. Bizden gümüş artı 1 yonları derişimini istiyor. Yani 2A istiyor. O yüzden gümüş artı 1 yonları derişimi 2A, yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar cevap Denizli. Devam edelim. 6. sorumuz gelsin bakalım. Doygun çözeltisindeki I eksi iyonları derişimi, iyodür iyonları derişimi arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olan kurşun 2 iyodürünün katısının çözünürlük çarpımını sormuş. Şimdi PbI2 suda nasıl iyonlaşıyor? Hemen gösterelim. PbI2 Pb artı 2 artı 2 tane I eksi 1 iyonlarına ayrışıyor. İyot iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise, iyodür iyonları derişimi daha doğrusu, bu 10 üzeri eksi 6'dır. Bakın 1'e 2 olan. Çözünürlüğü de 10 üzeri eksi 6 molardır. Kurşun 2 iyodürün. KCC kurşun artı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6. İyot iyodür iyonları derişiminin karesi şöyle yazdık buradan. 4 çarpı 10 üzeri eksi 18. Yani A şıkkı çıktı cevabımız arkadaşlar. Yedinci sorumuza devam edelim. Yedinci sorumuz diyor ki T santigrat derece bir miktar saf su ilave edilen bakır 2 sülfür. Burada sülfürün eksi 2 bakırda, o yüzden dengenin artı 2 olduğunu bilelim. Tuzunun X molünün saf suda tamamen çözülmesiyle 500 mililitrelik doygun çözelti hazırlanır. Buna göre bakır 2 sülfür tuzunun KCC'si nedir? Şimdi burada arkadaşlar çözeltinin neyini bulalım? Derişimini bulalım. Molarite eşittir M bölü V'den. X tuzunun X molüymüş. Mol sayısı X. Çözeltinin hacmi 500 mililitre, yani 0,5 litre. Buradan da nedir? 2x molar çıkıyor çözünürlüğüm. Bakır 2 sülfür katısı suda şöyle iyonlarına ayrışıyor. Bakır artı 2 artı sülfür şeklinde 2x, 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 KCC. Bakır artı 2 iyonları derişimi 2x, sülfür iyonları derişimi 2x. Çarptık bunları arkadaşlar. 4x kare, yani B şıkkı geldi. 8. sorumuza geçelim. Oda koşullarında doygun çözeltisindeki sülfür iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 mol oran kurşun 2 sülfür tuzun aynı koşullarda KCC'si nedir diyor. PbS tuzunu hemen şöyle iyonlarına ayıralım. Pb artı 2 artı sülfür şeklinde. Bize sülfür iyonlarının derişiminin 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. O zaman kurşun artı iyonları da 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Hatta çözünür de kurşun 2 sülfürün 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur diyebiliriz. KCC kurşun artı iyonları derişimi çarpı sülfür iyonları olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'la 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'u çarpıyoruz. Buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 20 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oluyor. 9. soruyla devam edelim. 9. sorumuz diyor ki 2 gram kalsiyum karbonat kireç taşı. Bu arkadaşlar suda az çözünen bir tuz, bakın. KCC'si verilmiş. KCC'si verilen ya da sorulan maddenin genel özelliği suda az çözünmesi. 5 litre saf suya ilave ediliyor. Kalsiyum karbonat katısının yüzde kaçı çözünür diye sormuş. Şimdi çözünürlüğünü arkadaşlar biz KCC'den bulalım. Ve işte attığım miktar da belli. Oradan da orantı kurarız. O zaman yazıyorum. Kalsiyum karbonatın dengesini yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 diye iyonlarını ayıracağız. İşte çözünürlüğü x molar diyelim. X molar. X molar kalsiyum artı 2 x molar karbonat. Buradan KCC eşittir. Kalsiyum iyonları derişimi çarpı karbonat olsun x kare. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Buradan x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Çözünürlüğünü molarit olarak buldum. Nedir? 5 litre suya ilave. Çözeltinin hacmi gibi kabul edebilirsiniz. Molarit eşittir n bölü ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir n bölü 5. Buradan da 10 çarpı 10 üzeri eksi 5, yani n eşittir 10 üzeri eksi 4 mol çıktı. Çözünürlüğünü bu sefer ne olarak buldum? Mol olarak buldum. 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram arkadaşlar. 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram. Benim elimde çözülmüş olarak bulunan 10 üzeri eksi 4 mol var. 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır? 100 ile çarpıyorum. O zaman ne oluyor? 10 üzeri eksi 2 gram oluyor arkadaşlar. Yani 0,01 gram çözülmüş. Şimdi şöyle düşünün. Ben çözeltiye arkadaşlar 2 gram attım. 2 gram kalsiyum karbonat attım. Ne kadarı çözündü? 0,01 gramı çözündü. Yüzde ne kadarı çözünür diyoruz. Buradan 1 bölü 2, yani %0,5'i çözünür. Gördüğünüz gibi çok düşük bir miktarda çözünürlüğü var. Gerçekten de bu tuzların çözünürlükleri arkadaşlar çok çok düşük. O yüzden çözünme oranları, kütlece yüzde çözünme miktarları çok çok düşüktür.
suda az çözünen tuzların dengesidir. KÇÇ unutmayalım. Peki geçtik 10. soruya. Bize bir grafik vermiş arkadaşlar. Grafikten ne yapmamız lazım? Bu tuzun formülünü oluşturmamız lazım önce. Bakın katyondan 3 A mol varken anyondan A mol var. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? A3 B şeklinde bir tuzdur bu. Şöyle bakın yine gösterelim. Denge 3 tane A artı 1 ile B eksi 3 iyonun nedir? Çaprazlanmasını yani A artı 1 iyonuyla B eksi 3 iyonun çaprazlanmasını oluşmuştur. Bize 1 litrelik doygun çözelti demiş. Mollerini vermiş. O zaman 1 litre olduğu için çözeltinin hacmi doğal olarak bunlar derişim olur. 3 A molar. Bu da A molar diyebiliriz. Bize KÇÇ bağıntısını sormuş gerçi. Hani KÇÇ'sini A cinsinden de bulabiliriz. Onu da bulalım isterseniz. 3 A'nın kübü çarpı A diyecektik. 27 A üzeri 4 olacak. Şimdi gelelim denklem nasıl yazılacak? KÇÇ bağıntısı şöyle yazılacak. KÇÇ A artı 1 iyonları derişiminin nedir? Kübü çarpı B eksi 3 iyonları derişimi şeklinde yazacağız arkadaşlar. O da hangi şıkta oluyor bakıyorum. D şıkkında oluyor. Bir sonraki sorumuz, 11. sorumuz şöyle. Saf sudaki çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar XY2 tuzunun KÇÇ'si nedir? Tamam. XY2 tuzunun çözünürlüğünü vermiş. Ben hemen bunu bir iyonlaşma denklemini yazdım. Çözünürlüğü geldim XY2'nin altına yazdım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olarak. X artı iyonları derişimi o da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Y eksi iyonları derişimi de 10 çarpı 10 üzeri eksi 4. Düzenlersem 10 üzeri eksi 3 molar. KÇÇ X artı iyonları derişimi yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı Y eksi 1 iyonları derişiminin karesi 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 yani eşlik olarak işaretleyebiliriz. Çözünürlükle KÇÇ arasındaki ilişkileri görüyoruz arkadaşlar bu bölümde. 12. sorumuz şöyle. X2Y tuzunun çözünürlük çarpımı KÇÇ'si 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre 2 litre doymuş çözelti kaç miligram X2Y çözülmüştür? Evet. Şimdi KÇÇ'den arkadaşlar çözünürlüğünü bulalım. Çözünürlüğünden önce mole sonra da grama geçeriz. Oradan da en son miligrama geçiş yaparız. X2Y tuzunu hemen şöyle bir iyonlaştıralım. 2 tane X artı 1 artı Y eksi 2 diye iyonlaştırdım. Çözünürlüğü A molar dedim. A molar, 2 A molar, A molar şeklinde yazdım. Uzatmıyorum. KÇÇ X artı 1 iyonları derişiminin karesi çarpı Y eksi 2 iyonları derişimi olacağı için 2 A'nın karesi çarpı A'dan 4 ne olacak? A küp. 4 A küp eşittir. Şöyle düzenliyorum bunu da. 32 çarpı şurayı. 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak yazıyorum arkadaşlar. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 8. Küp kökünü aldım her iki tarafın. A eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Şu anda çözünürlüğünü molarite cinsinden buldum. 2 litre doymuş çözeltiyor. Molarite eşittir n bölü v yaptım o zaman. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir n bölü 2. Buradan mol sayısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çıktı. Çözünürlüğünü şu anda mol olarak buldum. Grama geçelim arkadaşlar. 1 mol x2y kaç grammış? Bakın 120 grammış. Benim elimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol var. Kaç gram yapar? Bu şekilde gramını bulacağız. Oradan da miligrama. Şöyle yapalım önce o zaman. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 120 gram olarak çıktı ya. Bir de 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Miligrama geçeceğim gramdan. Miligrama geçmek için ne yapmam lazım arkadaşlar? Binle çarpmam lazım. Onu yapıyorum aslında. Bu işlemi yaparsak şu üst sayı kısmına bir bakalım. Üst sayı kısmına 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri 3 ile 10 üzeri eksi 2 yapar. 10 üzeri eksi hatta şurada 120 sonra düzenleriz olmazsa. 120 çarpı 4'ten 480. 480 çarpı 10 üzeri eksi 2. O da ne yapar arkadaşlar? 4.8 miligram yapar. Yani cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim bir sonraki soruya. T santigratte bir tuzun saf suda çözünmesi oluşan iyonların derişim zaman grafiği verilmiştir. Buna göre de bu tuzun T santigrat çözünürlük çarpımı nedir? Hemen önce tuzun formülünü oluşturalım. Bakın A üzeri artan katyondan 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar varken B eksen anyonundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani bu ne anlama geliyor? Katyondan 2 tane varken anyondan bir tane varsa bu tuzun formülü A2B şeklindedir. Hemen şöyle iyonlaşma denklemini yazdım. 2A artı B eksi 2 diye. Altlarına yazıyorum değerleri. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar diyorum. KÇÇ eşittir. A artı 1 iyonları derişiminin karesi çarpı B eksi 2 iyonları derişimi. Yani
4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan 16, 32. 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak yazıyorum. Düzenlersek arkadaşlar bunu 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 14 olur. O da C şıkkında bizi bekliyor. Evet, devam edelim arkadaşlar. Yeni bir teste geçiyoruz. Yani çözünürlükle KÇS arasındaki ilişkileri görüyoruz. Devam ediyor bu soru tarzları. Farklı soru tarzlarına değineceğiz bu testte de. Oda koşullarında 20 litre suya 50 miligram XY katısı atarak doygun çözeltisi hazırlanıyor. Kaç miligram XY çözünmeden kalır? Biz KÇS'den neyi bulabiliyoruz arkadaşlar? Çözünürlüğünü bulabiliyoruz. Bulalım o zaman. XY katısının çözünme denklemini yazalım. İyonlaşma denklemini yazalım. X artı 1, Y eksi 1. Çözünürlüğüne A molar dedim. A molar. A molar X artı 1 iyonu. A molar Y eksi 1 iyonu. Buradan KÇS eşittir A kare. X artı iyonları derişimiyle Y eksi iyonları derişimi çarptım. Buradan ne oldu arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10 oldu. A eşittir 10 üzeri eksi 5 molar çıktı. Çözünürlüğünü molarite olarak buldum. Molarite eşittir N bölü V yapıyorum önce. 10 üzeri eksi 5 eşittir N bölü 20 litre. Buradan da ne oluyor? N eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çıkıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim nereye? Grama, oradan da miligrama. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. X'ye kaç gram onu bulacağız arkadaşlar. 1 molü 80 grammış. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 80 şu anda gram olarak buldum. Bir de 1000'le çarpayım arkadaşlar miligrama geçmek için. Bu kadar miligram olacak. Şuradaki 10 üzeri 3 bir de burada var bakın 10 üzeri 4 yapıyor şu sıfırla. Şuradaki ne yapıyor? 10 üzeri eksi 4 ile birbirine götürüyor. O yüzden ne oluyor buradan? 2 çarpı 8'den 16 miligram çözünmüş. Ben kaç miligram attım arkadaşlar? 50 miligram attım. 50 miligram attım. 16 miligramı ne yaptı? Çözündü gördüğünüz gibi. 34 miligramı ise çözünmeden kaldı. Yani çöktü arkadaşlar. Cevap C. Bir sonraki soruyla devam edelim. Gelsin bakalım sorumuz. 15.76 gram baryum karbonatını tamamen çözmek için en az kaç litre saf su gerekir? Şimdi buradan arkadaşlar ne yapalım? Mol kütlesini biliyoruz baryum karbonatın nerede? 197. Bir bakalım kaç mol denk geliyor? 15.76 bölü 197 şeklinde. Bunun arasında bir ilişki vardır. Hemen bakalım nasıl bir ilişki var. Kaç katı acaba 197'nin? 197'nin kaç katı olsa 200 olsa 600. 8 ile çarpsak olur mu acaba? Hemen şuraya çarpayım. 197 çarpı 8. 56, 6, 50 var 5. 72, 77, 57, 15. 1570. Evet arkadaşlar çıkıyor. Şöyle yani 0.08 mol çıkıyor. M bölü MA yaptım. 0.08 mol. Tamam molünü buldum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yani baryum karbonat katısı şöyle yonlaşıyor. Baryum artı 2 artı karbonat eksi 2. Çözünürlüğüne x desem x molar. X molar x molar. X kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. X eşittir buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çıkıyor. Çözünürlüğünü biliyorum. Molarite eşittir M bölü V. Çözünürlüğünü molar olarak biliyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Çözünen kısmı biliyorum. Mol olarak 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazdım bunu. Hacmimiz nedir arkadaşlar? Bunu soruyor. Buradan da işlemi yapalım. V eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e bölüyoruz. 4 çarpı 10 üzeri 1. Yani ne oluyor arkadaşlar? 40 litre su gerektiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki T santigrat derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar 1 litre kalsiyum hidroksit çözeltisine en az kaç mililitre su buharlaşsa çökelme başlar? Tam arkadaşlar KÇÇ'ye bulduğumuz yer doygunluk sınırdır aslında baktığımız zaman. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 değeri arkadaşlar bunun nedir? Çözünürlüğünün doygun olduğu andır ve bundan sonra nedir? Daha fazladan su buharlaşarak çökelme olayı başlar. Şimdi şöyle kalsiyum hidroksit için önce bir KÇÇ'den çözünürlüğünü bulalım arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit şöyle dengesini yazdım. Kalsiyum artı 2 artı 2 OH eksi diye. İşte çözünürlüğüne X dedim. X 2X nedir? Kalsiyum iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişimi karesi yani X çarpı 2X'in karesi eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Buradan 4X küp eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 9.
Şöyle götürdüm bunları. X eşittir 10 üzeri eksi 3 çıktı. 10 üzeri eksi 3 mu? Çözünürlüğünü bulduk arkadaşlar. Burası tam sınır. Doygunluk sınırı arkadaşlar. Bunu ne yaparsa fazlalaştırırsak arkadaşlar. Yani daha yüksek bir derişime ulaşırsak çözünürlüğü çökme olayı başlar. O yüzden şöyle yapalım. M1 V1 M2 V2. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. 1 litre. Yani bunu 1000 mililitre de yazalım. Eşittir. 10 üzeri eksi 3 çarpı V diyelim. Buradan nedir? 10 üzeri eksi 3'e böldüm. Bunu da 10 üzeri eksi 3'e böldüm. 10 üzeri eksi 1 oldu. Buradan da nedir? V eşittir 200 çıktı. Şimdi bu 200 kaldığı anda arkadaşlar sınır burası. Bundan fazla olduğu zaman arkadaşlar yani daha da altına düştüğü zaman işte 199, 198 ne olacak? Çökme olayı başlayacak. 1000 mililitreden buraya geldik dikkat ediyorsanız. Yani 1000 mililitreden 200 mililitreye düştük. Tam burası sınır arkadaşlar. O yüzden 800 mililitre su buharlaştırırsak ne olur? Çökelme olayı başlar diyebiliriz.